Mesih'te yeni bir yaratılışın, tüm yaratılışın en güzeli olduğu kesindir. Kurtarılmış bir ruhu, değişmiş bir yüreği ve yeni bir yaşamı vardır. Biz bu yaratılışa Hristiyan ya da Mesih'in küçük gölgesi adını vereceğiz. İsa, zengin, genç yöneticiye yeniden doğmalısın dediğinde adam ona böyle bir şey nasıl olabilir diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. İnsan günaha düşüşünden sonra Tanrı ile paydaşlık ve barışını kaybetti. İblisin esiri oldu ve Mesih'in kurtarışını kabul edene dek iblise kölelik içinde yaşayacaktır. Bu yüzden Mesih'te yeni bir yaratılış, yeniden doğmuş, benliği, tutku ve arzuları ile birlikte çarmıha gelmiş ve Rab İsa Mesih'i giymiş birisidir. Bedenini diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunan ve bunu Tanrı için yapabileceği en az şey sayan kişidir. Tanrı'yı her gün daha çok hoşnut etmeye çalışır. Galatyalılar 5'te listelenen, benliğin işlerinden uzak duran odur. Hayatında sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik ve bağlılık, yumuşak huyluluk ve özdeğitim olan ruhun ürünü oluşan kişidir. Boş yere övmek yerine Rabbimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih'i yüceltmeyi seven ve hayat koşusunu iyi koşandır. Başkalarını yiyip bitirmek yerine onları en kutsal imanda geliştirmeye çalışır. Ayakta kalabilmek için Tanrı'nın tüm silahlarına sahip olmak üzere kendini beğenmişliğin paçavralarından sevinçle vazgeçecek olandır. İsa'nın yaşamı ve bu işleri bu sayfaya sığmayacağı gibi Mesih'e göre düzenlenmiş bir yaşam da anlata bitirebileceğin bir konudur. Ancak vaizin de yazdığı üzere Tanrı'ya saygı gösterip buyruklarını yerine getirmemiz lazımdır. Çünkü her insanın görevi budur.